Hayırlı sabahlar, yeni güne merhaba da şahane bir güne birlikte başlıyoruz inşallah diyelim. Tüm kıymetli izleyenlerimiz ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok kıymetli bir konuğum sizlerle birlikte olacak. Bugün kulaklarımızın pası silinecek inşallah. Gönlümüzün pasları da gitsin diye dua niyetiyle bugüne bismillah dedik efendim. Ve sizlere TRT Yeni Güne Merhaba hesabına e, yorumlarınızı bekliyoruz, mesajlarınızı bekliyoruz, sorularınızı da bekliyoruz derken çok kıymetli konumu takdim edeceğim efendim. E, sanatçımız Halil Necipoğlu hocamız bizlerle birlikte olacağız ve biz tasavvuf üzerine sohbetimize başlayacağız diyelim. Ben yerimi alıyorum, sizler de hazırsanız e, hadi başlayalım. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hoşluğunuza geldim. Hoş geldim. Hamdolsun gayet iyiyim. Çok hoş geldiniz. Bize de hoş geldiniz evet. hocam. Biz de aynı enerji hissediyoruz sizden. Evet. Ee, bu ekranda benim Eyvallah. programda ilk defa ağırlıyoruz sizi. Eyvallah. Fakat ben sizin programınızı denk geldikçe takip ediyorum. Çok beğeniyorum. Çok e, doğrusu başarılı buluyorum. Ve e, sizin bana kalırsa emsal teşkil ettiğinizi düşünüyorum. Eyvallah hocam Çok inşallah öyle ]ıyorum. olur. Gönüllere dokunan Nadide programlardan alalım inşallah eyvallah, diyelim eyvallah. bu ekranlarda. Rabbim ömür verdiği müddetçe de hizmetimiz devam etsin. Her güne duayla başlıyoruz. Kim bilir kim amin diyor ve o nasip oluyor bize. Biz de bunu bilmiyoruz. Ee, şimdi hocam tabii ekranlardan sizi tanıyor izleyenlerimiz. Eyvallah. Ama burada bir e, böyle hoş bir sohbet yapalım. Hem sizden güzel nameler de dinleyelim ama. E, hem sizi tanımaları açısından izleyenlerimizin. Biraz böyle sizden bahsedelim, o güzel eserlerden bahsedelim. Bu ilahiyat kökenli olmanız, şu an bir din görevlisi aynı zamanda olmanız, aynı zamanda din gönüllüsü olmanız. Eyvallah. Ee, bu anlamda musikiyle de ilgilendiğinizi hepimiz biliyoruz. Eyvallah. Ee, böyle biraz kendinizden bir bahsetseniz, ne zaman başladı bu musiki aşkı sizde? Ee, Tuğba Hanım çok teşekkür ederim. Müsaade ederseniz ben öncelikle aziz izleyicilerimize, e, hürmetlerimi, saygılarımı ve muhabbetlerimi... E, vesileniz dolayısıyla arz etmek isterim. Çünkü biz e, Diyanet TV'yi çok seviyoruz. ve Diyanet TV'de e, doğrusu olmak e, hayalimizdi. E, yine sizin dolayınızla e, bu hayalimiz gerçekleşmiş evet. oldu. E, tabii cümlelerinizin içinde şey söylediniz. Din gönüllüsü olmak. İlahiyat kökenli olmak, din gönüllüsü olmak çok şık bir cümledir o din gönüllüsü olmak. E, bu şöyle anlaşılıyor. Yani bir caminin imamı, bir caminin müezzini ya da kürsüsündeki vaizi değil mi? Din gönüllüsü tarzında. Evet. Bence çok doğru, çok şık, güzel bir yakıştırma ama ideal olan şey hepimizin dinin gönüllüsü olması e, olsa gerek. Yani hepimizin ilahiyat kökenli olduğu bir kere net. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah öyledir hocam. Yani ben e, bir şeye inanıyorum. Bir e, inancı mensubuyum diyen zaten onun kökenine inmiş oradan besleniyor demektir. <laughs> Öyle hissediyorum. Ben gönül de böyle bir şey. E, bu biçimde anılmak da zaten benim bahtiyarlığıma vesile şey. Ee, biz kendimizi bildiğimizden itibaren e, hani bir takım vasıflarımızı keşfetmeye başladığımız andan itibaren baktık ki baskın olan tarafımız musiki. Yani e, ondan mutlu oluyoruz, ondan manevi bir lezzet alıyoruz. O, o sokaklarında yürüttüğü vakit bizi daha bir e, e, yaklaşıyoruz malum yere bununla da yetinmeyip sonra duygularımızı iyice yokladığımız vakit işte bir şeyler yazabildiğimizi keşfediyoruz. İnsan keşraftır. Kendini keşfetmeye bence hem mecburdur hem mutluluğun yolu budur. Hem de onunla yani o keşaf tarafıyla hemhal olduğu takdirde bana kalırsa mutlu olur. Evet. Geçenlerde de söyledim bir yerde genç talebeler vardı. Dedim ki yani yüz odalı bir ev gibidir insan. O keşaf tarafı itibariyle keşfeden, keşfedici tarafı itibariyle şey yapması lazım. Her kapıyı açıp içinde ne var ne yok bakması lazım tarzında şeyler söyledim. Belki çok önemli bir işte sanatkarsın Belki bir e, hatipsin, belki bir marangozsun, belki bir başka şeysin. Yani böyle durup beklemek doğru değil. Ben durup beklemedim hiç hayatımda. Hiç beklemedim. Ha siz sordunuz ya hocam nasıl başladı evet. yahut sizi tanıyabilir miyiz tarzında. E, nasıl genç kaldınız diye sordular. Ben Allah'tan geç kalmadım dedim yani. E, <laughs> genç kalmakla geç kalmak değil mi? Evet. Erzurum doğumluyum ben. Ne güzel. Erzurum'a selam olsun. Eyvallah. Eyvallah. Ee, yani bundan 6 ay kadar önce Erzurum'a gittiğimde bir vefat vesilesiyle. Hmm. E, yalnız kaldığım bir anda şöyle bir Erzurum'u hissettim. Erzurum'u gözlerimi kapatıp seyrettim. Bana ne kat Erzurum diye. Eee Vakarı oradan gördüm aldım herhalde e, dürüstlüğü oradan gördüm aldım e, aşkın e, bir kanadı benim için Erzurum oldu belki sonra İstanbul'a geldim e, İstanbul'da irfanı gördüm ilimi gördüm e, herkesini medzettim bir araya getirmeye çalıştım e, dolayısıyla e, geldiğim bu yaş itibarıyla arkamda bıraktığım bunca hatıranın içinde kendimi anlatırken sizin o söylediğiniz din gönüllülüğü yanı sıra ben çok şeye gönül verdim galiba. Ne güzel. El, Demek ki gönlü gönlü ve bol olan. Elhamdülillah. Değil mi? Ya. Onu elhamdülü. da yapıyor. Ee, hani madem böyle hani beslendik diyorsunuz Hı -hı. ya Erzurum'dan tutalım İstanbul'a kadar. Ee, küçük yaşta hafız olduğunuzu duydum ben. Tabii. Bu da çok e, muazzam bir şey. E, Kimler vesile oldu sizin yetiştiğiniz? Benim rahmetli babacığım, benim herkesin şu anda yani bildiği bir şey var. Ee, aile sahipleri, çoluk çocuk sahibi olan insanlar şey derler. Ya beni taklit ediyor. Babaysa çocuğu için beni taklit ediyor der. Hı -hı. Çocuksa ben babamı taklit ediyorum filan der. Ben de babamı taklit ettim evvela. Benim babam Erzurum'da efsane bir isim olarak anılıyor hala. Rahmet oldu, rahmetli oldu, rahmet. oldu bir yıl kadar önce. Öyle ki e, Erzurum'un en e, meşhur camisinin ezini Lala Paşa Camii ve e, o Ezan-ı okurken zerreler yerinden oynarmış adeta. O kadar güzel. Evet. Yani trafiğin e, durduğu, babacığımı dinlediğini hala konuşurlar. Ben bugünlerde... E, biliyorsunuz İlahiyat Fakültesindeyim Marmara İlahiyat'ta. Babamın ona o gençliğindeki ezan-ı Muhammedi icralarına şahit olan fakültede hocalarımız var. Hmm. Onlar e, babamın vefat haberini aldıkları vakit çok ağladılar. Benim kadar ağladılar, çok enteresan. Bu kadar sevilmiş. Ya. Ve kulaklarındaki o sesleri e, bana anlat anlatı bitiremediler. Şahit olmuşlar. E, babacığımın ezanına. Ben de şimdi çok etkilendim doğrusu. O az önce söylediğim o keşif vesaire tarafımız itibarıyla e, o muhrik sadaya benziyor mu acaba benim de sadam, benim de muhrik mi değil mi tarzında böyle bir e, kendi dünyamda e, bu haleti ruhiyi yaşarken ama bunun mehazı eskilerin ifadesiyle merkezindeki yer Kur'anmış diye gördüm. Ve babacığım da Kur'an'ı çok e, saygıyla çok böyle muhterem bir duruşla e, öğrenmiş okumuş ezberlemiş hıfsetmiş, benim özentim babama gittikçe e, Kur'an'a <laughs> böyle gelişti çok güzel oldu onu e, ayak izlerini sürmek suretiyle takip ettim. Ee, hıfzımı böyle 13 yaşında... 13 yaşında hafız oldu. 13 hafızı yaşında, bu anlamda... Biz i̇mleniyoruz hocam böyle. Elhamdülillah. Çünkü hem yürüyen bir Kur'an var, o yaşama aktarma. Ee, hep biz burada hocam zaman zaman psikologları ağırlarız, Hı. eğitimcileri ağırlarız. Ve hep deriz ki çocuklar ayak izlerinizi takip Hı. ederler. Sözlerinizden ziyade sizin eylemlerinizi yapıp ettiklerinizi takip ederler diye. Bunları aslında yaşamış, kendi hayatında nakşetmiş olan insanları gördükçe kanıtlanmış bir bilimsel gerçeği de sunmuş oluyorsunuz aslında. Hiç şüphe yok. Siz, Hiç şüphe yok. Bana bir sual soruldu dündü, dündü ya da başka gündü bilemiyorum. Siz o zaman dediler. E, yani bu durumunuzu işte e, yapıp ettiklerinizi, e, sizi tanıdığımız kadarıyla şu 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 vasıflarınız var. Bunu nereden aldınız filan? Dedim sizin çocuğunuz size. Ee, çok imrenir, çok özenir ve e, çok hayranlık duyar. Hayranlık duyar. Çok kısa sürede e, e, siz olur çıkar. Benim de öyle oldu galiba filan dedim. Maşallah diyelim. Bir hatırlatma yapayım efendim. Halil Necipoğlu hocama sorularınız varsa, istekleriniz varsa efendim. TRT Yeni Güne Merhaba adresleriniz. Ben bunu söylerken hocam kahvesini yudumlasın daha da rahatlatalım ki. <laughs> şöyle birazdan e, böyle canlı canlı güzel kendisinin eserlerinden dinlemeye başlayacağız diyelim. Eyvallah. TRT Yeni Güne Merhaba adresleriniz. Bir de hatırlatıyorum efendim. Varsa görüşleriniz sorularınız bizlere yazabilirsiniz diyelim. Ve hocama aslında e, o tasavvuf icrası sesi. Hı. Oraya geleceğim ama bir de çok Yakın zamanda aslında biz sizi hep ekranlarda görüyoruz. Eyvallah. Ramazan'da daha da Eyvallah. göreceğiz, Eyvallah. şahit edeceğiz. Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasını da jürilikte yapıyorsunuz aynı Eyvallah. zamanda hocam. Biraz oradan bahsedelim. Ben de gidip geldikçe oranın ambiyansını çok seviyorum. Oranın ekrandan izleyiciye yansıttığı o güzel samimiyet, o manevi havayı bizzat stüdyoda da hissediyor gelenler. Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'nda da güzel seslere şahitlik ediyorsunuz evet aslında. Onlarda da bir puanlama yapıyorsunuz ama gönlünüzde her biri ayrı bir Şu bülbül. kuran bülbülleri diyoruz ya. Ee, nasıl gidiyor yarışmanın? Çok güzel gidiyor. Şimdi e, Allah letafetini bize e, gösteriyor. Üzerimizden her türlü letafetini gösteriyor. Yani bizden bir şey menkul değil aslında. Doğrusu e, Kur'an-ı Kerim'le olan irtibatımızı biz fert olarak, işte e, küçük gruplar yahut işte toplum olarak <laughs> Kur'an-ı Kerim'le olan irtibatımızı e, hani bazen kendimizi unutuyoruz ya, kendimizden çok uzaklaşıyoruz ya, işte o e, mealde o gibi bir durum e, dolayısıyla Kur'an'dan da irtibatımızı kopartıyoruz ne yazık ki bazı e, süfli duygular bize hakim oluyor. Netice itibariyle Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışması Kur'anla irtibatımızı, Kur'anla olan alakamızı yeniden hatırlamamıza, dolayısıyla kendimizi unuttuğumuz kendimizi yeniden hatırlamamıza vesile oldu. Ya yani ben böyle hissediyorum meseleyi. E, ama onun estetik tarafı musikiyle olan bölümü hı hı. Ee, onun e, Allah'ın verdiği en e, güzel nimetlerden bir tanesi sesimizle olan ifadesi ve benim sıklıkla üzerinde durduğum gönlümüzle olan ifade bağlantısı. Bunların hepsini teker 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 o yarışma dolayısıyla e, hem e, izah etmeye e, vakıf olduğu bu program insanlarımızın zihnine, bilgisine, duygusuna hem de oraya katılan Değerli dostlarımıza bir pencere açtı, bizi manevi zevklere götürdü, o coşkuları yaşattı. Yani işte ruhun semalarına çıkmasını sağladı insanların bu vesileyle. Çünkü Kur'an bu manada bizi gönlümüzden yakalaması gereken, tekim onu başarmak bizim elimizde kalbimizin bütün e, işte derinliklerine, bütün diplerine inmemizi sağlayan şey, bizi biz kılan şey, çok ağır bir mesele tırnak içinde söylüyorum aşk gibi yani aşk çok ağır bir meseledir. Evet. Ve onu, taşıyabilmek. ve onu taşıyabilmek, ona layık olabilmek çok önemli. Şimdi e, tabii yarışma e, gereği o kadar güzel seslere şahitlik ettiğinizde e, şunu da ben aslında şu an bizi belki din görevlileri de izliyor. E, bu anlamda hani bir imam olmanın, bir müezzin olmanın, e, din gönüllüsü olmanın, Kur'an'la haşir neşir olmanın musikiyle bir bağlantısı Elbette nihayetinde olacaktır. Tabii. Onu aktarabilme, o gönüle nakşetme aslında. Musiki'nin bir görevi de bu olmuş oluyor hmm. bu anlamda bakarsak. İnsanı dönüştüren ve değiştiren bir şey gibi geliyor bana. İnsanın psikolojisini etkileyen. Neden mesela oraya gelen insanlar ya da bir yerde çok güzel bir kıraat dinlediğimizde mest oluyoruz? Hmm. Bire bir kelimeleri anlamasak bile onun bir sihri var. Biz buna inanıyoruz ve e, insanların anlamadığı halde gözlerinden yaşların süzülüne hmm. şahit olmuşsunuzdur çoğu hmm. zaman. Çok. Öyle değil mi hocam? Çok. Yani... E, Kur'an'ın kendi mucizesi bu. Sizin söylediğiniz gibi. Lafzına o damlalar geliyorsa, kalp titriyorsa yahut lafzından insanlar mütemadiyen etkileniyorlarsa, hangi düşünceye ait yaşam standartı olursa olsun, onun insanı olursa olsun bu müthiş bir şey. Ben bir yıllar önce bir Kur'an cemiyeti yahut Mevlüt cemiyeti diyelim. Orada icradan sonra birileri hemen çıkışta geldiler dediler ki yani dünyası o. Dediler ki diğerleri de okudu ama siz yabancı dilde bir şey okudunuz o neydi filan diye. Aa. Bak düşündüm ben yabancı dilde ne okudum. Ben Kur'an okudum. Ha işte o var ya bizi yaktı. Yani dünyasındaki yeri bu e, bu kadar uzak aslında belki. Ya nasıl yakınlaştırmışsınız? Ha i̇şte Kur'an'ın mucizesi bu. lafısına böyle bir e, büyük ilgi, bir aşk yahut ne bileyim bir muhabbet e, onun bir mucizesidir tuban. Dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında bütün hanelere girdik. Gönül han hanelerine. Çok güzel reytingler aldık. Elhamdülillah. Çok güzel. Ee, ve biz bunun için yaptık biliyor musun? Mesela ben sordukları vakit şunu söylüyorum. Bakın bizim hiçbir işimizi bir başkası sevsin diye yapmamamız gerekir. Yani Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin ya da şu topluluk, bu topluluk vesaire falan falan. Benim bakış açım, benim dünyamdan mesele şundan ibaret. Yani bir eser okuyunca onu Allah dinliyor, Allah sevsin diye okumak lazım. Bir kitap yazınca, bir şiir yazınca değil mi yani onu birilerinin beğenisine değil Allah'ın beğenisine sunmak lazım. Biz bu programı Allah e, beğensin, sevsin diye yaptık kanaatindeyim. Herkesin ortak e, şeysi, e, duygusu bu oldu ki bütün gönüllere girdi bütün hanelere girdi. Yani oraya giren şüphesiz e, mübarek Kur'an-ı Kerim'dir. E, ama mesela televizyonculuk tarihinde böyle bir şey söz konusu değil. Yok, ilkti. O medya e, gücü itibarıyla evlere giren ve e, gönüllere giren e, girdiren güç onun kabul alemin evet. tarafından sevilmesi olsa gerek. Evet. Ben çocuklarıma da tavsiye ediyorum. Diyorum ki bir iş yapmak için evet. ona mı bakın? Nereye bakın? Buraya bakacaksın hocam. <laughs> <laughs> Buyurun. Bir şey olmak için bir şey yapmamak lazım. Ben yine size bakayım. <laughs> bir şey olmak için bir şey yapmamak lazım. Yani o zaman hedefiniz sona erer yani. Bir şey oldu Sonsuz mu? bir hedef koymak yani. Evet. Burada da Allah'ın rızası. Evet. Çünkü evet. Hem bu dünyada hem ahirette biz o rızaya e, muhtacız öyle değil mi? Harika. Siz çok güzel... Estağfurullah ben sonra söylemiş, sizi susturmuş gibi olmayın hocam. Valla çok güzel söyledin. Yani e, hani biz sadece dünyalık bakıyoruz e, meseleye. Hı. Ama bu dünyada yapıp ettiklerimiz, ben hep ona inanıyorum, ahirette yanımıza alacaklarımız. Ne yaparsak? iyi iyiyse iyi, kötüyse kötü ben. Ayeti Ayet-i Kerime çok açık ama e, herkesin malumatı olan bir şey. E, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ çok net. Yani ee, çok kısa bir halen söyleyeyim. Yaptığınız zerre miktarı hayırla da karşılaşacaksınız. Zerre miktarı şerle de karşılaşacaksınız. Yani bunlar, bu yapıp ettikleriniz sizinle, siz onunla <laughs> mutlaka buluşacaksınız. Bu insanın ruhunu diri tutmalı bence bu mefkure, bu zindeliği muhafaza etmeliyiz. Neyle karşılaşacağımız bizim yaptıklarımızla şey e, anlaşılacak. Yani teşbih hata olmaz. Bugün e, işte sosyal yaşamın içinde bir takım sistematik çalışmalar halinde değil mi insanlar? Neyle karşılaşacağını biliyor bu yani bir e, ticari dünyada işte memuriyette orada şurada burada insanlar neyle karşılaşacaklarını Birlikleri için ona göre konumlandırıyorlar evet. <laughs> duygularını, her şeylerini. Bu e, biraz da aslında sizin o hafızlık yanınızdan faydalanmakta da fayda var diye düşünüyorum. İlahilerden biraz bahsedelim. Hay hay. Aynı zamanda. İlahilerden bahsedelim ki ardından bir şeyler dinleyelim istiyorsanız. İlahilerin e, Türk müziğine kattığı değer. Bugün Türk müziği nereye gidiyor diye sorsam hmm. korkunç bir yere gittiğini ben şahit oluyorum ama evet. tabii ki işin erbabı olan sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Türk müziği nerede ve ilahiler bunun neresinde? Yeni nesile ne bırakıyoruz biz? Harika. Şimdi musiki kim? Neyin nesil? Yani müzik. Hmm. Ee, bu Ana nimetlerden bir tanesi olarak tarif edilmiş literatüre. Yani bizim musiki literatüre baktığımız vakit özellikle e, tasavvuf e, camiası, bu tasavvuflar böyle e, nitelendirmişler. Musiki bir kere ana nimet hayatın ana nimetlerinden bir tanesi. Meşrusu var, bir de meşru olmayanı var. Yani bir rahmanisi var, bir de nefsanisi var. Bizim e, rah-ı aşkın, yani aşk yolunun yolcuları musikiyle de o, o neşveyi, o, o mübarek manevi hazzı duymak suretiyle o yolda değil mi? Rab'be giden yolda e, kendilerine bir e, ufuk görüyorlar musiki üzerinde. Evet. Musiki ruhun yani tariflerden bir tanesi de şu gizli sırlarının ifşası anlamına gelir. Bunun yine e, var, menfisi var yani. Ru hangi e, haleti ruhiyeyi hissediyorsa evet. onu içerir. Şimdi e, adı üstünde bakın ilahi diyoruz değil mi? Bir tazarru var, münacat var. Bütün bu ilahi e, isminin altında ki kapsamındaki her unsur bir tazarrudur. Allah'a ram olmaktır. Yani ona boyun eğmektir ona itirafı zünub etmektir. Ona Yahut halini açmaktır sunmaktır gönlünü açmaktır sunmaktır. O zaman bu insanı e, Allah nezdinde katında değerli kılar. Değerli kılanlardan bir tanesidir. Kur'an'la mesela hem hal olmak. Muazzam. namaz. Anladım. Alın secde Muazzam vesaire vesaire. Bütün hasletler e, sizce de malum, bizi izleyenlerce de malum. Ama tasavvuf ve musikisi e, bu silsileden gelir. Yani insanı Allah'a e, götüren, aşkla götüren, aşka götüren değil mi? aşkın olana götüren bir şeydir. Böyle kabul etmek lazım. Tasavvuf Tarifinde şey derler, insanı Allah'a, Allah'ı insana sevdirme yöntemidir, yoludur derler tasavvufla ilgili. Şimdi her ikisini buluşturduğunuz vakit o duygunun harekete geçmesi hali ilahiler. Bir takım e, namelere bürünmüş kıyafet. Bu mutasavvıfların ifadesiyle söyle. Ben de böyle söylüyorum. Hatta çok böyle artık şey oldu, e, hani ta El kadar gidildi falan falan Ama netice itibariyle bizi e, duyguda, e, inançta, zinde tutan ve hakikate götüren, hani malum ya hakikati aramak lazım. Onu e, ancak e, arayanlar bulmuş yani ...eşlik eden unsurlardan bir tanesi de tasavvuf ve onun musikisi. Müzik insanın yani güncelinde her şeysinde ta evvelinden itibaren bir yoldaş her türlü. Yani duyduğumuz her ses aslında bir tınıdır, bir namedir, bir melodidir. Kuşların sesleri, çekiç seslerine Hazreti Mevlana biliyorsunuz kalkmış... E, sema etmiştir. Cezbe'ye gelmiştir vesaire. Yani kainat bir ritim. Ritim, galiba. bir müzik, çok güzel, müthiş bir ahenk. Yani müzikte eee ahengi değil aslolan bulmak. Müzikle ahengi bulabilmek. Hmm. Tıba'nın. Ne derece itibariyle şimdi bu of, tefriki yapmak e, doğrudur. Yanlış değil. Neyin tefrikini? Yani müzik, musiki ee, şarkı, türkü, ilahi vesaire gibi bu tefriki yapabiliriz, yapmalıyız. Bizi e, sevk ettiği yere bakarak bunu söyleyebiliriz. Nereye sevk ediyorsa onu, e, yani o, o seçim de bize ait. E, tasavvuf musikisini müzikten ayıran yahut bizim işte şarkıdan diğer fo, popüler formlardan ayıran yani şey... Evet. Nedir biliyor musun? Ne? O Evliyaullah'ın güfteleridir. Hmm, güzel. Nutku şerifleridir. Yoksa yani e, form itibariyle baktığınız vakit kurallar e, bir takım işte olması gereken şartlar itibariyle baktığınız vakit Hicazi yine Hicaz'dır mesela hmm. makam itibariyle. Nihavend yine Nihavend'dir. Ee, şeyler, ritimler, ölçüler, usul diyoruz biz ona. Yine onlar Sofyan'dır, işte Semai'dir, Aksak'tır, şudur budur. Çekip ayıran şey, o duyguyu da yoğunlaştıran, orada e, adeta cuşa getiren, yükselten şey Evliyaullah Hazretleri'nin sözleri, Hacı bayram Veli. Burası çok mübarek bir şehir. Ee, Mev Hz. Mevlana, Yunus vesaire vesaire vesaire. bunlar bu sözler zaten çoğu ayetten hadisten mülhem bir e, yorumdur, bir özümsemedir baktığınız vakit alır götürür ya insanı e, ayrıştıran budur bugün burada e, ufak tefek sorunlar var yani e, bu sözlerle ilgili ve yapılan müziklerle e, ilgili Sözler var. Niye problem var Halil Hoca? Derinlikten uzaklaşıldı. Yüzeyden, Çok yüzeyden sığ bir e, ne yazık ki şeyler, güfteler, yahut besteler, o güftelerden oluşan besteler oluştu burada sorun var. Evet, bazen e, öyle e, eserlere şahitlik ediyoruz ki hatta geçenlerde bir markete girdik eşimle. Böyle öyle bir müzik çalıyor ki ama sözler, kulaklarımı kapatmak istedim. Hmm. Sonra biz e, işte Kasiyer Hanım Efendi'nin yanına gelince ya siz nasıl duruyorsunuz burada? Kapatın bunu. Bu, i̇nsanın ruhunu karanlık odalarında çığlık attırır, delirtebilir dedik yani. Hiç fark etmemişiz. Öyle bir hmm. işlerine odaklanmışlar ki duymuyorlar o çalan hmm. müziği. Ama siz oraya girdiğiniz zaman müşteri olarak haliyle sizi etkiliyor. Hmm. O zaman şunu anladım. Beynimiz öyle bir e, bölüm bölge İlgilerden oluşuyor ya, duygu merkezimiz, özellikle amigdalada ritim tutmak hmm. e, bizi harekete geçiriyor. Hmm. Az önce sohbetin başında bahsettiğiniz mesele, hmm. e, insan e, ruhunda olumlu ve olumsuz hasletler var. Öfke evet. gibi, kızgınlık gibi, hırs gibi, bütün bunları e, yanında güzel hasletler de var iyi hanım satan şeyler. Biraz dinlediğimiz ritimler, yaptığımız o, biz ritim tuttuğumuzda bile bir anda enerji dolduğumuzu hissediyoruz. Hı hı. Ben onun bir e, insan etrafına ve kainatta dönen bir enerji hı hı. E, bir şey yayıyor etrafa. Çok Bunu güzel. bir şekilde hissediyorsunuz girdiğiniz mekandan oturduğunuz yere kadar. Gittiğim her yerde önce çalan müziğe bakıyorum. Hı hı. Nasıl bir müzik diye. Müziğini beğenmeyip çıktığım yerler de olmuştur hocam. Eyvallah. Yani bizim e, kültürümüzde e, özellikle Sosyal e, kültürümüzde sanatın musiki boyutu e, ne yazık ki bir e, erozyona uğradı, bir yozlaşmaya uğradı son e, yıllarda. Şimdi geçmişten e, örnekler vermek istersek şayet e, bir medeniyetin en e, e, nasıl söyleyeyim kuşatıcı unsuru sanat ve musiki. Bizim medeniyetimizde, kadim medeniyetimizde musikinin öyle büyük etkisi var, öyle güçlü etkisi var ki bir kere zaten onun e, baktığınız vakit e, muhtevasında m ahlak vardır. E, ahlakı da anlatmaya hacet yok. İçindeki o muazzamlıkları yani insanı insan kılan hı hı. bütün hasletleri. O manzumelerden biz edinebilir, öğrenebiliriz. netice itibarıyla. Şimdi bu farkındalığı medeniyetimizde görüyoruz. Yani sosyal yaşamın içine girmiş musiki üzerinden bir öyle modeller çıkmış ki mübarek modeller diyelim biz ona. Her türlü. Ee, mesela yaşamın içinde insanların birbirleriyle olan irtibatları yine musiki üzerinden yapılanmış. Hı hı. Muazzam hasretler, komşuluk, aa, akrabalık, e, tabiata, kainata olan değil mi? O, o mübarekliğine bakış, saygısı, onun yani o saygı değer duruşu bulmak görmek, hissetmek, mecazdan hakikiye doğru seyretmek vesaire vesaire. Bütün bunların hepsi medeniyetimizde yaşanmış olduğu dolayısıyla çok önemli. Bu cihana yani büyük büyük değerler saçmış, bırakmış. Şimdi bu özlenilen bir şey haline geldi. Üzgünüm. Yani bu yozlaşma müzik üzerinden konuşuyoruz. Ben bu tarafını söylüyorum. Evet. Ee, özlenilen bir şey haline geldi ya. Burada biz dönüp kendimize bakmalıyız. Hatakar bir durumdan sarfı nazar etmeliyiz. Dönüş yapmalıyız. Bunun herkes üzerinde sorumluluğu var kanaatimce. Evet, bu alanda olanlar için de evet. ayrı. Zira şöyle bir soru var. İlahiler günümüzde hı hı. E, aslında uygun icra ediliyor mu size göre? Siz bu camianın içindesiniz. Çıktığınızda bıraktığınızda. Hayır. Size As göre? A, hayır, hayır. Aslında evet. uygun icra edilmiyor. Şimdi e, burada da bir e, kafa karışıklığı var. Bir duygu karışıklığı var. Bir bilgi e, nakısası, eksikliği var. Yani bizim bizim e, klasik musikimizdeki işte bu cami musikisi formuna giren ilahiler, kasideler vesaire filan falan. E, onlar e, bir abide, bir sanat abidesi, şaheser. Hem şeysi itibarıyla, nameler, cümleler itibariyle, meridik cümleler itibariyle. Hem onu icra edenleri duydukça anlıyoruz ihtişamını vesaire. Öyle ki e, yani e, eşsiz bir manevi zevke götüren musiki caddelerinden sokaklarından geçmiş oradan toparladıklarını yazmışlar ve okumuşlar. İnanır mısınız? Şimdi e, bir kurgu, bir matematik, bir e, yani çala kalem. Parantez içinde belki batı müziğinin bazı notalarıyla ritim olmuş şeylerini alıp üzerine söz yazmak. Hem öyle ben bir de duygu tarafına bakıyorum. Diyorum ki yani her şeyin yazılmış eserin mutlak bir hikayesi olmalı. Bir yaşanmışlık içinden çıkıp seslenmeli. Yani yazar olan dostlarımızdan da ben bunu duyuyorum. Ya yani bir roman yazacak adam düşünerek değil, mutlaka hayatının bir yerinden yola çıkarak onu kurgulayabilir. Bir bestekar keza öyle bir şarkıyı hissetmeden bir besteyi hissetmeden yazması mümkün değil. Yani Kainat kitabını okuması, kendini okuması vesaire bir bir şey yapması gerekir ki ...yazı versin... ...okuyu versin... ...bizim klasikte kalan... ...bütün tasavvuf musiki eserlerimiz... ...klasik eserlerimiz... ...hepsi böyle... Evet. ...ve hiç değişmiyor hiç o değişmiyor güzellikleri... size e, ...o güfteler istikamet veriyor Tuba Hanım... ...oradaki duyduğunuz cümleler... ...hem müzikal olarak... ...hem de mana... ...anlam itibariyle size istikamet veriyor... ...sizi dönüştürüyor, sizi değiştiriyor... ...ben bir keresinde... E, ...yine... Fakirhane olarak ürettiğimiz bir müzik eserinden e, orta yaşın üzerinde bir e, hanımefendinin gelip ben Müslüman bir anneden babadan doğduğumu 50 yıl sonra tekrar hatırladım bu eser üzerinden dediğini biliyorum. Çok önemli. Yani bu insanı e, sevk eder. Tebliğin bir başka yolu aslında. Şüphesiz canım yani şimdi bunu... E, farklı düşünenler, farklı algılayanlar olabilir değil yani. Farklı algılamanın ötesine geçip farklı suçlamalara gidenler var maalesef. Hayır hocam. bunu Bu anlamda evet eleştiri de alıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bazı e, bakış açıları tabii bunu yerebiliyor. İşte İslam'da müzik, İslam'da tasavvuf var mı gibi belki ama biz şöyle bir bir şeyler okusak mı? Oraya? Tabii tabii ben hemen Böyle okuyayım. Bir, <laughs> e, acaba ne mesela? Bir de canlı canlı okuyacağız. Tabii, ben tabii. de heyecanlandım. Stüdyomuzda bunu e, geçmişte bir kere yaptık. Bu ikinci olacak. Ben böyle güzelce o hani anlattığınız gibi... ...bizde etki bıraksın istiyorum. Tabii. Şimdi... E, ...gönlümüz, siz başta söylediniz... ...gönüllü olmak vesaire. E, gönlümüzün... E, ...sesini duymaya çalışmak lazım. Buna iç ses filan diyorlar ama Hı. ben hani siz de malum e, bu anlamda uzmansınız. E, iç sesini duy falan. Eyvallah bu doğru bir ifade olabilir ama. Gönül ben de sesi diyorum, diyorum, aslında. Gönül sesi. O i̇ç sesi, gönül. Ben de psikolog olarak bundan sonra iç ses demeyeceğim. Gönül <laughs> sesinizi dinleyin diyeceğim. Buyurun hocam. Ee, hak bir gönül verdi bana. Hademeden hayran olur. Bu e, Yunus'un bir güftesi. Ee, ve iki bestesi var. Yani iki makamda bestesi var. Biri merhum Ahmet Hatipoğlu'na ait. Nikriz makamında. Ee, biri de Acizane Bendeniz'e ait. Uşak makamında. Şunun için yani Hı -hı. Diyanet TV izleyicileri de bilirler. Ama ben ilk defa Diyanet TV televizyon, ikinci defa affedersiniz. Katılıyorum. Hiç bu uh, biçimde yayınlanmadı galiba yani Diyanet İlk Televizyonu'nda yayınlanmadı ama Diyanet Radyo'da e, sağ olsun Mustafa Cihat Bey. <laughs> Çok kıskanıyorum zaten radyoda hemen alınıp çalınıyor efendim. Biz de o gün e, artık bugün o gün bugündür dedik bugün olsun diye Eyvallah. söyledik hocam. E, müsaade ederseniz ben... Onu Eyvallah söyleyeyim. ne demek hocam. Buyurun. Hem de böyle e, playback olmadan... Aynen onu da söylüyoruz. Yani. Playback değil bakın ha. canlı canlı okuyor evet. hocam. Ben... Anın ıskalanmamasını e, düşünür ve bunu tavsiye ederim herkese. An derim ki an bizim üzerimizden geçmesin, bizi böyle atlayıp teyap geçip geçmesin. Biz onun içinden geçmesini başaralım. Yani şimdi mübarek Ramazan ı Şerif gelecek. O mu e, bizim e, hani üzerimizden geçip gidecek yoksa biz mi onun içinden geçmesini başaracağız? Biz biz içinden geçip onun o e, arındıran, onun o nasıl söyleyeyim bizi biz kılan, insan kılan değil mi e, e, taraflarından biz alıp geçmeliyiz diye Allah nasip etsin inşallah. Amin amin. Hak bir gönül verdi bana Hademeden hayran olur Birden gelir şadan olur Birden gelir giryan olur Birden sanarsın kış gibi Şol zemheri olmuş gibi Birden beşaretten doğar Hoş bağ ile bostan olur Birden gelir İsa gibi Ölmüşleri diri kılar Birden girer kibreyne Firavun ile Haman olur Birden döner Cebrail'e Rahmet saçar her mahfile birden gelir gümrah olur miskin Yunus ha Muhteşem. Eyvallah. Muhteşem Teşekkür bir şey. Ediyorum. Yani hani iyi kelimeler bulamıyorum ben. İnsanın içine o dokunuş, o süzülüş var ya. Elhamdülillah. Muhteşem hocam. Evet işte musiki böyle. Allah sesinize böyle. zeval versin. Var olun cümlemizin. Cümlemizin inşallah. Musiki böyle bir şey. Yani insanın e, kalbine seslendiğimiz bir yer. Kalbinden kalbine seslendiğimiz bir yer. Yani o e, nefesi bir hak. Nefesi olarak kabul ediyoruz. Arz edildi mi? Böyle hani sözün bittiği yerler olur ya bunlar okunurken o e, hissi gerçekten insana vermesi bu bir mucize dokunabilmesi. Çünkü maddeden öte bir şey bu. O sesin içindeki Eyvallah. mana insanın içine o işleyişi insanı kendine döndüren bir yanı. O yüzden hani eleştirenler için bazen diyorum ki eleştirenlere... Bu şekilde cevap vermek yani okuyarak onlara onlara evet. da aksettirerek cevap vermek en evet. güzeli TRT Yeni Güne Merhaba adreslerindeyiz efendim çok küçük bir ara verelim aradan sonra şöyle bir baktım çok güzel e, yorumlar mesajlar dolmaya başlamış ben bunlardan birkaçını hocama aktarayım hocam da duysun ve izleyenlerin fikirlerini evet. alsın istiyorum çok kısa bir aradan sonra devam edeceğiz sakın ayrılmayın. Yeni güne merhaba Halil Necipoğlu hocamın katkılarıyla ve güzel sesiyle, güzel fikirleriyle sizlerle devam ediyor efendim. Yeni güne merhaba. TRT Yeni Güne Merhaba Instagram hesabına gelen mesajlarınızı, yorumlarınızı okumaya gayret edeceğim demiştim. Hocam, seviliyorsunuz öncelikle bunu söyleyeyim. Ne güzel. Allah sevdiriyor işte. Amin Değil Am mi? Her her işimiz oradan. Elhamdülillah. Allah. Şükran Hanım şöyle demiş. Peygamberimizin müziğe bakış açısı nasıldır? Bilgilendirir misiniz? Çok seviniriz. Başarılar diliyorum demiş. Aslında biraz o eski döneme gitmemiz mi Hı -hı. gerekiyor acaba. Hı -hı. Güzel bir soru. Efendimiz musikiye nasıl bakardı? O zamanlar musiki var mıydı? Ki şunu biliyoruz. Al Bedru Aleyna'yı biliyoruz hocam. Tabii. En baştan. Buyurun. Yani şimdi e, bazı e, cümlelerden imtina ederek söylemek mevsimi şu mevsim. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. E, şunu net biliyoruz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, mesela e, Abdullah İbni Mes'ud'a yahut e, Habeşli Bilal'e ''Errihna ya Bilal, errihna ya Mes'ud'' dediği vakit yani bizi rahatlat oku dediği vakit e, rivayetler odur ki bizim bugün yaptığımız tespitlere göre çargah e, makamına denk geliyor. E, bu makam e, üzre seredermiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizi rahatlat e, dediği e, insanlar Kur'an'ı bu makamda okurlarmış. Şimdi bu, bu ilişki dolayısıyla biz biliyoruz ki e, ya da anlıyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, çok yüksek bir hiç şüphe yok tabii çok yüksek bir zevke sahip. Yani musiki zevkine de eşsiz bir örnek bu anlamda baktığımızda. Niye? Çargah makamı öyle bir makam ki, Tuba Hanım, ebul makam yani makamların babası tarzında bir şey. E, ve e, onunla yapılan, çargahla yapılan e, besteler bizim duygularımızı alır, o aşk yolunda götürür. Yani rahmani aşk yolunda çok tesirlidir gibi. Buradan baktığımız vakit bu cümleyi bu ile söylemek kafidir diye düşünüyorum. En güzel cevap aslında bu <laughs> anlamda. E, Sema Hanım şöyle bir mesaj atmış hocam size. Kur'an-ı Kerim'i okuma yarışmasını da çok Hı. seviyoruz. Allah razı olsun düşünüp bu programı yapanlardan ve meyil geçenlerden umarız uzun süreler devam eder dua etsin i̇nşallah. inşallah diyelim ee, Ayşe Hanım evet iltifat ettiğiniz için teşekkür ederim. Kendimi hocam sizin yazıda övülen mesajları okursam utanırım diye. Estağfurullah, estağfurullah. Konuk çok güzel. Hocam çok güzel demiş. 4 yaşında oğlu varmış. Allah bağışlasın. E, hafız olabilmesi için ne zaman nereye gönderebilirim? Şahsım adına ne katkı sağlayabilirim? İstanbul, Esenyurt'ta oturuyorum. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Çok çok güzel bir soru. Eyvallah. Küçük yaşta hafız olmuş biri olarak evlatlarının hafız olmasını dileyen, isteyen, hayal edilen, hayal eden anne babalara tavsiyelerinizi de alalım mı bu soruyla? Hay hay Bay Sizne bir kere tebrik ederim. Şimdi evlatlarının hafız olmasını dileyen, isteyen, hayal eden, sizin evet. cümlenizden hareketle söylüyorum. Ee, i̇nsanların acaba evlatları bunu dileyip, isteyip, hayal edecekler Aa, mi, ediyorlar mı? Süpersiniz hocam. Buna bakmaları. Pedagojik açıdan da bakıyoruz bu arada, <laughs> harika. Ee, buna bakmak lazım. Evet. Bu İstemeyelim lazım çocuk. Çok önemli. Yani onu yani tabiri caizse bir cenderin içine sürüklemek mi yahut onun tespitleri, onun heyecanları, onun zevki, arzusu direkt olarak yani belirgin istekleri çerçevesinde acaba o da diliyor mu, o da istiyor mu bunu çok iyi bir biçimde Teyit etmeleri lazım. O belli ederdi mi çocukken? Yani siz diyorsunuz ya ben çocukken <laughs> hasbihal eder. ederdim. Şüphesiz. Ama eder. şimdiki çocuklukta hocam hani o bizim çocukluklarımız. Hani siz de çok yaşlı değilsiniz benimle eşitsiniz neredeyse. Bizim çocukluk dönemlerimizdeki o algılarımızı dağıtan mekanizmalarla şimdiki çocuklar daha zor gibi. Ya yani şu an hafız oldu dedikleri zaman ben vallahi billahi diyorum bravo size. Bayılıyorum ben de. Bu devirde yapmak Şimdi çok Şimdi bu devirdeki insanlar kendilerini... E, e, Teknolojinin içinde kaybettiler, o sanal alemlerin e, esiri oldular, o esareti ne yazık ki çocuklarımız ziyade yaşıyor yani. Arz edebildin mi? Bu dönemde, bu mevsimde, bu çağda buna talip olabilmek zaten olağanüstü bir durum, harikulade bir şey. Ama e, nihayet bir hayat, o çocuğunki de bir hayat. Onu şekillendirme yolunda yöntemleri itibarıyla mutlaka destek olmak lazım. Evet. Sizi taklit eder yahut sizin tavsiyelerinize uyar. Ama kendi gönlü zihni e, olgunlaşmaya yahut kendini bulmaya normalleşmeye tırnak içinde başladığı andan itibaren arzuları, istekleri, e, eğilimleri vesaire belli olur. Kur'an'a ne kadar eğilimli? Hafızla ne kadar eğilimli? Bak bu çok önemli. Hafızla eğilimlilik olmadan, ha, bu olmadır. sadece bizim teşviklerimizle e, söz konusu olmalıdır bence. Ama e, ona e, bunu bir nasıl söyleyeyim? E, dikte eden bir mecburiyet hissiyle e, yaklaşım göstermek doğru bir tarz değildir. benim şu kadar yıllık tecrübeme binaen söylüyorum. Evladım sen e, seviyor musun? Onun e, ifadesinin samimiyetini iyi anlamak lazım. Evet. Benim mesela oğlum e, ney sanatçısı, şu Aa, anda da İstanbul güzel. Radyosu'nda ney sanatçısı, başarılı bir adam. İlk 5-6 e, yaşlarında e, evde ben ne yüflerken o da böyle bakıyordum. E, benim olduğum işte odadan, o anlardan asla dışarı çıkmak istemiyor idi. Ben bir miktar dışarı çıkınca benim Neyimi alıp bir şeyler yapmaya çalışıp anladım ki bu çocuk tamam, bunda var Var. bundan olur diyoruz. O bir zaman. gün dedim ki bakın çok kısa bir parantez açayım. Lütfen buyurun. Şimdi Ney böyle bakıldığı vakit çok. Kolay ses elde edebileceğimiz bir enstrüman gibi gelir değil mi? Aslında öyle değil. Deneyenler bilir. Almıştım yanakları kızaranlardan biriydim ben ses çıkarmakta. Tabii yani adeta Aydır baygınlık mı? geçirirsiniz evet. yani. Böyle de bir durumu vardır. Hı. Ama e, ...Ney ne bize lisan haliyle şunu söyler der ki ya ben aşkın bir e, sesiyim. Sen eğer bana aşık olursan ben de sana sesimi Sunarım, bağışlarım, yani sırrımı açarım sana der. Şimdi neyden ney sesi çıkartabilmek çok e, bu anlamda e, zor bir şeydir. Eğer aşıklık durumu yoksa alırsın, böyle bütün perdeler kapalı, e, kaba ses dediğimiz böyle pes sesi üflersin, oradan elde ettiğin bir de uzun bir ses olabilirse tamam. ...o sırrını sana fahşetti... ...ya da anladı seni... ...sen ona aşıksın filan... ...benim oğlum da mesela o... ...benim ayağımın... ...işte kenarlarında... ...orada burada dolaşmak üzere... ...anladım ki bir şeyler var... ...bir keresinde çağırdım... ...bu ilk seferde olabilirse... ...zaten olağanüstü bir şey... ...ama süresi de var... ...bir ay, üç ay, beş ay filan... ...o ses elde edilemiyor... ...eskiler bir de şey yaparlarmış... Hı talebelere meşk ederken ilk meşkte e, abdest saldırtırlar güzel. Böyle diz çöktürtürler. Bunun da kendi içinde usulü adabı Adabı var. Adabı var. Sonra hu dedirtirler. Talebe hu derken o neyi götürür dudaklarına böyle koyar. O hu sesiyle şey çıkar. Neyden ses çıkar. Filan tarzında. Furkan benim oğlum bunu yaptı. Başarılı. Şimdi adamcağız bugün e, İslam Radyosu'nda sas sanatçısı. Ben bunu e, tavsiye ediyorum. Bu yöntemi Yani ben olması. onu götürüp de uğraşmadım diyorsunuz İşte kurs kurs bak şunu yap oğlum neyi Aha. çal sanatçı ol işte demedim. Bu kendi bunu içerisindeki anlasınlar. kapıları açtı zaten. Kur'an'ı e, hıfzetmek bir insanın başına gelebilecek bir Müslümanın başına gelebilecek en muazzam şey. Evet. En ulu en yüce şey. Çok kıskanıyorum. Tamam Şimdi ben bunları söyledikten sonra şu anlaşılmasın. Ya biz çocuğu kendi haline terk Hayır siz onu işleyin. Ama onu da anlamaya çalışın. Yani Kur'an'ı e, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, okumak, onu anlamak çok güzel bir şey. Ben oba diye bir şey çıkarttım. Yani okumak, bilmek ve anlamak. Kısaca oba oluyor. Bunu başarıyorsak zaten eyvallah. Ama bir de hıfsa yönelebiliyorsak, bir de onda bir şeyler varsa, o da istiyorsa muazzam bir şey. Hala üstüne hala olacak. Yani yine keşif Tıbba Hanım. Ee, neye benzetiyorum? Hani anneler soruyor hep böyle özellikle biz ekranlara sizin gibi değerli insanları çıkardığımız Tabii. zaman imreniyorlar. İşte böyle çocuklar yetiştirelim, yetişkinlikleri böyle olsun diye haliyle imreniyor anne babalar. Ee, ben... Halı dokumaya benzetiyorum. Harik. Yani bir halıyı nasıl dokursunuz o eskiden görmüşsünüzdür. Halı dokuduğum için söylemiyorum ama bilirsiniz hanımlar oturur başına bir renk ve ahenk uyumu yakalarlar. Ama bir model vardır önlerinde. O modele göre renk çıkarırlar. O halının kendi içerisinde olan renklerden bir model oluştururlar. Çocuğu yetiştirirken e, manevi değerleri zaten var. Çünkü bizim e, hamurumuzda fıtratımız da var. Biz öyle doğmuş doğ, doğmuşuz. Bakalım öyle büyüyebilecek miyiz kısmı işte bizde e, hasıl olacak mı? E, ee, çıkıyor örnek veriyorum çocukta sarı, yeşil, kırmızı renk var. Anne dışarıdan illaki siyah bir e, ip daha getiriyor onu da araya sokuyor. Ve inanın o Diğer olan çocukta olan kendi özünde olan fıtratında olan renklerin içine getirdiği dışarıdan getirdiği siyah ya da atıyorum hadi beyaz olsun, Hı -hı. eğreti duruyor, Hı -hı. olmuyor ona. Belki çocuklarımızın rengiyle, mizacıyla, fıtratıyla olan özelliklerden bir e, eser çıkarabilmek sabır isteyen ve ince dokunuşlar isteyen, bir renik e, ben böyle görüyorum. Biraz. Kolay değil. E, o yüzden belki hafızlık konusunda çok güzel bir yaklaşımlarınız oldu. Biz din, dini değerler ve manevi değerler eğitimi konulu çok program yaptık. Yine yapmaya devam edeceğiz. Özellikle Ramazan'da. Ama e, sorular geliyor. Hafız yapalım mı? Şuraya götürelim mi? E, i̇şte 7 yaşında yatılı kursa vereyim mi? Hı hı. Hep söylediğimiz şey şu. Çocuğun fıtratı. Eğer çocuk aile çok iç kaygılı bir çocuksa, anksiyetesi varsa, anne babadan ayrı kalmada sıkıntı yaşıyorsa, çocuklarınızı yatılı vermeniz o hastalığın içine daha da e, hapsetmeniz demek oluyor. Hı -hı. Ama kimi çocuklar vardır çok özgürdür. Annesi eve gelmese, annem nerede diye bile bakmayan öyle büyümüş <laughs> çocuklardır. Bu çocuğu siz yurt dışına da götürün. Gözümüz arkada kalmaz. Hı -hı. Biraz işte mizacımız ve fıtratımız sanırım bizim eğitimimiz için e, en güzel rehber diyeceğiz. Tuba Hanım çok güzel. Çok Caman. konuştum affedersiniz. Sunucuydum Esta, ben değil mi? Estağfurullah çok güzeldi. Bu tespitlere ben de katılıyorum biz deyiz ama e, e, Amayla bir cümle kurunca olumsuzluk... Biraz şöyle oldu. Hayır hayır. Ne olacak diye. Buyurun hocam. Şunu edin, söylemek cümle. istiyorum demek istedim Amayla. E, bu sual üzerinden gidecek olursak e, çocuğumuzu yapılandırma aşamasında henüz Kur'an'la e, tanıştırma aşamasında ee, geçmişte yapılan hataların yapılmamasını ben isterim. Neydi geçmişte yapılan hatalar? Ee, Lafsı üzerinden bir e, ezber söz konusuydu. Yani mana, anlam, şimdikiler içerik diyorlar, içerik, muhteva hakkında herhangi bir fikri hı hı. E, yapılanma söz konusu olmadığı halde yetiştirilen bir nesil oldu. Yani adam hafız olmuş ama ne okuduğunu bilmiyor tarzında. Bu anlam dünyasını kendi anlamıyla buluşturmak suretiyle işte kulluğun anlamını anlamak lazım. Bilmiyorum bu cümleyi nasıl çözün. Çok güzel. Hiç? Şimdi beyin hafız oluyor, ezber evet. yapıyor. Peki ruh hafız oluyor mu? Belki onun e, hıfzettiği şeyleri ne kadar yansıtabiliyor, evet. ne kadar koruyor. E, bir soru ge gelmiş. Peki meyilli olduğunu nasıl anlarız demiş. Çocuk e, hafızda meyilli olduğunu anlamamız gerekiyor dedik ya. O soru da eklenmiş. Hadi ona da bir cümleyle cevap verelim. Ardından diğer sorulara ve ee, e, yorumlara geçeceğim. Ben şöyle biliyorum. E, bir ses duyduğu zaman gözlerindeki enerjiye bakacaksın. Bir mecliste sohbeti yapıldı Kur'an'dan. Yani bir ses Kur'an'dan bir ses duyduğu vakit. Bir mecliste Kur'an'dan söz edildiği vakit gözlerindeki enerjiye bakacaksın, ışığa bakacaksın. İlgisini, değil mi? ilgisine bakacaksın. Onunla ilgili söylediği tek bir satır söze bakacaksın. kalp ritminin nasıl geliştiğine bakacaksın. Bunları tespit eder bir baba, bir anne tespit edemez mi? Yani e, ne söylediğini gözlerinden anlayamaz mı? Sonra baktınız ki bu oluyor. Yani gözlerde bir ışık, işte e, ritimde bir farklılık vesaire. O duyduğu seslerden kendine mahsus kurduğu tek satırlık bir cümle, bunları duyduğu vakit artık sen keşfedeceksin ve onu açacaksın. Mütemadiyen zihnini açacaksın. Ufkunu açacaksın. Ona onu e, sevdiren ...her türlü e, işlevselliği meydana getireceksin. Bunlar olmazsa olmazlar. Bence yani siz psikologsunuz ben değilim ama... Estağfurullah. Üç yaşında bir izleyicimiz varmış bizim ha. hocam. Dün annesi mesaj attı. Hatta videosunu göndermek istiyormuş. Ben de göndersin diyeyim eğer şu an izliyorsa. E, üç yaşında diyor bizim jenerik müzik çaldığında ritim tutmaya başlamış... ...ve yani o heyecanını anne e, yeni güne merhabanın açılışı e, müziğiyle yansıtıyor evet. ve ekrana kitleniyormuş. Üç yaşında bir çocuk bakın size veriyor aslında. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bak, sadece gözlemlemeniz yeter. Çok zor da değil değil Eyvallah. mi? Eyvallah. Ya fıtratı e, zaten böyle böyle değil mi? E, anlamaya çalışıyoruz. Evet. Fıtrat da var mı? <laughs> Reklamlarımızda yapmış olduk. Evet arkadaşlar. <laughs> Sevgili ekibim sizi seviyoruz. Kulağıma çok güzel şeyler söylüyorlar hocam. Onlar da bugün e, çok mutlu olduklarını söylüyorlar. Uzun zamandır böyle canlı canlı eserler okunmamış. Eyvallah da, teşekkür ederim. E, manevi atmosferini hepimiz hissediyoruz. Bir eser daha alacağız ama şöyle güzel mesajlar var. Size de okuyayım. Hı. Mesela Fatma Hanım demiş ki Tuba Hanım Allah razı olsun hocamızdan. Onun gibi insanların sayısını artırsın. Kur'an yarışması ile Hı. gönüllerimizi nurlandırdılar. Huzurla doldurdular. Allah razı olsun demişler. Var olsun, Sibel Hanım demiş ki ay demiş. Çok sevindim hocamı. Görmek mutluluk kattı. Günümüzde e, yarışmadaki yorumları harika. O dili anlatışı muhteşem. Hı. Kızım da eee görünce demiş. Anne bizim yarışmadaki hoca yaşasın dedi demiş şu an. Ee, oğlum 5. sınıfta e, dosta ben de olur. Hmm. İlahisi üzerine çalışıyor. Rica etsek o güzel ses, e, sesinden zevkle dinlemek isterim demiş. Sivas'tan selamlar demiş. Bilmiyorum ben hocamı okuyayım daha bir süre süresi istemişler. Hangisini seçer bilmiyorum. Ben çok demokratik bir sunucuyum. Evet. Hocam özgür burada. Mikrofon onun elinde. <laughs> e, üstadımız o bugün. E, şöyle bir ha Aşkın Yolculuğu hak ismiyle bir izleyicimiz demiş ki aşkla dinledim hocamın babacığını Eyvallah. anlatmasını gözyaşım ile dinledim. Allah rahmet eylesin demiş. 29 yaşındayım bu aşkı geç buldum. İslamiyetle e, o yaşlarda tanışmış demek ki. Etrafımda İslamiyeti tam anlamıyla örnek alabileceğim kimse olmadı. Tek başıma çabalıyorum öğrenmek için. Çok eksiğim. Din gönüllüsü olmak nasıl olmayı nasıl başaracağım? İki evladım var. Tüm çabam onlara örnek olmak demiş. Ne güzel ki tanışabilmiş. Ya tanışmasaydı değil mi? Eyvallah. Ee, ben de duygulandım bu mesajı okuyunca. Ee, herkes bazı insanlar kadar şanslı olmayabiliyor hocam. Ama evet. e, <laughs> duygulanacağım şimdi. Ee, babasız büyüyenlerden biri olarak e, annem Allah razı olsun bu vesileyle annemin elinden öpeyim. Çünkü e, baba vefat ettikten sonra iki çocuğu ben İmam Hatip'e göndereceğim. Bu çocuklar e, İslami usule göre büyüyecek diyen tek başına e, eşim bazen der İmam Hatip olmasaydı ya da siz böyle bir eğitim almasaydınız bugün böyle olmazdınız der. Çok doğru. E, bu anlamda ben sözü size duygulandırdım. Eyvallah. Tabi Evet sizi dinliyorum. Kötü oldu hocam. O zaman ben şöyle yorumlardan, mesajlardan devam edeyim. Ne güzel bu vesileyle bizler de aslında sizlere destek olalım. Zira istiyormuşsunuz ki din gönüllüsü olabilmek. Belki Diyanet TV'nin varlığı din gönüllüsü olmanıza katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Mustafa köylü, herkes Kur'an'ın Arapçasını okuyor ama Türkçe'sine haberi yok diye bir sitem mesajı var hocam. Hocam bu konu üzerinde dursa ve siz de gözlemlerinizi aktarsanız güzel olmaz mı aslında demiş. Biz sadece hani bu mania boyutundan konuşurken Türkçesini es mi geçiş gibi bir mesaj veriyoruz. Estağfurullah olsun böyle diyorsak da. Yani şimdi Türkçe anlamını takip etmek şey doğrudur. Çünkü dediğim gibi oradan mesajları biz kendi dilimizle e, anlamalıyız ki tatbik edelim hayatımıza. Diğer türlü tatbik etme e, çok e, mümkün olmuyor. O şansa sahip değiliz. Evet. Ama metnin orijinalini Türkçeden okumaya çalışmak burada bir takım tarifatlar söz konusu olabilir. Yani e, Lügat itibariyle Anlam itibarıyla ve telaffuz itibarıyla bir takım sorunlar açabilir hı hı. Mümkün e, Olsa e, Orijinal metni öğrensek Meal olarak hocam e, Arapçasını öğrenip okuduktan sonra Meal olarak bunu aktarmak e, Ya da anlamak ne söylüyor bu bize Bu zaten tefsirine giriyor işin tabii, tabii. Türkçesi dediğinizde ben tefsirini anladım Mustafa Bey öyle söylemiş olayım Zaten e, bir kere namazlarda okuduğumuz surelerin Anlamını bilmemiz gerekiyor Ne tabii. söylediğimizi Ne ne için ne, ne dilediğimizi Hepsinde bir, birer dua var aslında e, O yüzden o, o anlamda Surelerin de anlamını bilmek Türkçe dediğinizde ben tefsirini anlıyorum Ve Kuran-ı Kerim okuma yarışmasında zaten her ayetin altta Türkçe'si vardır ve ekranlarda muhakkak dinleyenler onu okurken de o ikisini bir arada e, hissedip anlayıp o duyguyu yaşamış oluyorlar diye. Harika Tabii yani e, bizim ihmal e, anlamında kendimize çok haksızlıklar ettiğimiz bir hakikat, özellikle mana e, değerler itibarıyla ihmalkarız. Bu o, işte e, bizim Aslımızı, esasımızı, hakikatimizi bize sunan, bize hayat rehberliği yapan e, mübarek Kur'an-ı Kerim'in bize ne dediğini e, Türkçe'sinden mesela mealinden takip edememek bir ihmal anlamını taşır. Evet. Kimi ihmal? Kişinin kendisi. Kendisini, kendisini ihmal. ihmal, kendisini anlamayı ve. Tabii. Yani kendisini e, tehir etmek, ötelemek, sonra ya bırakmak demek. Başta söyledik ya uzaklaşmak demek. Bak bir insanın başına gelebilecek en güzel şey neydi? Bir Müslümanın hafız olması. Peki en kötü şey ne biliyor musun? Kendinden uzaklaşması. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Yani kendini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilir. Bu mantaliteden, uzaklaşması, bu mefkûreden ayrı kalması. Peki ee, tehir eden ne olur? Öteleyen Sonra yaparım diye <laughs> Helak olur Helak olur değil mi? Helekel müsevvifun diyor Sonra yaparım yok ee, Siz biraz önce tanımakla ilgili bir şey söylediniz değil mi? Evet Sevmenin En önemli e, Şeysi e Bir insanı nasıl seversiniz? Noktası tanımak suretiyle Kur'an'ı tanımazsanız onun e, yani yazı, yazarını tabiri caizse tanımazsanız O sözlerin kelamın sahibini Onu bize ileteni tanımazsanız Anlayamazsınız, sevemezsiniz Tanımak için de e, zaman mefhumunu e, Siz kendi tensibinizle yani konumlandıramazsınız hayatınızda. Ne demek bu? Sadece Ramazan'da bir bakalım ne oluyor ne bitiyor tarzında değil. Ya da filan falan özel gecelerde. Din 365 gündür. Nefes aldığınız müddetçe. Evet. Nefes alıp verdiğiniz müddetçe hayatın ta kendisidir din. Din hayattır, hayat dindir bakınca, tersinden bakınca. Yani bunu diri tutmak lazım Tuba Hanım. Bu evet. anlayışı. Valla bunu diri tutmak için gayret edelim diyeyim. TRT Yeni Güne merhaba adreslerinde çok fazla mesaj var. Aynı zamanda büyük bir ilgi ve alaka var. Eyvallah. Biz geç kalmışız sizi çıkarmakla. Aklınıza sığınalım. Eselam. Şimdi bir izleyicimiz hayırlı bereketli programlar olsun demiş. Teşekkür ederiz. Necip Hoca mı demiş. Kur'an-ı Kerim'i okuma yarışmasıyla tanıdım. Geçen sene finali muhteşem yapmışlardı. Hiküliye'de olmuş, evet, evet. Ben de bulmuştum. O şerefe ermiştim çok şükür. Muhteşem bir geceydi evet. o gece. Her yıl olmasını bekliyoruz. İnşallah hayırlı günler. selamlar Aleyküm demiş. Aleyküm Selam diyelim. Havakaya sesine aşık olduğum kişi demiş. Maşallah. Remziye Hanım sesiyle, duruşuyla, sözüyle hayran olduğum örnek kişilik Hal e, Halil Bey. Tabii siz YouTube'an demiş. Teşekkür ederiz. Zeynep Hanım biz Erzurumluyuz. Hmm. Çok selamlar. Büyük bir keyifle izliyoruz Eyvallah. demişler. Ebru Hanım tatlı e, Evet hepimiz güzel insanlardınız. Halil Hocam'ı görmek bizi çok mutlu etti demiş Zeynep Hanım. Erzurum, e, yine Tenzili Hanım, hocama selamlar. Erzurumlu olarak keyifle izliyoruz demişler. Zeynep Hanım yine Halil Hocamız hoş gelmiş sefalar getirmiş. İnşallah devamı da gelir, programa bir daha çıkabilir. Değil mi demişler? Eyvallah diyelim. E, i̇lahi istekleri var hocam. Valla bilmiyorum sevgili bir yönetmenim. Süreniz nedir? Bir... Süremiz nedir arkadaşlar? 15 dakikamız var. Öyle mi? Ee, Halil Necipoğlu'nun sesinden Allah, Allah sanadır kulluğum ilahisini isteyebilir miyim demiş. <laughs> ben şöyle bir e, yorumlara bakacağım mesajları ama hocam size sözü bırakayım. Yine bir e, güzel ruhumuza esecek, bizi kendimize getirecek. Evet. Okuyabilir miyiz? Okuruz tabii. Okuruz. Bu arada düşünürken ben yani o kadar güzel mesajlar var ki yetişemeyeceğim diye düşünüyorum. Ama bu isteklerin tabii hepsi yerine gelemez mümkün değil. Yayınımızın süresi nezdinde ve sohbetimizin içine yedirmek koşuluyla. Hocam neyi takdir ederse bizim gönlümüz ve başımızın üzerine diyelim ve mikrofonu hocama bırakalım. Ya herkes e, sözünü de bilsin, melodisini de içinden içinden e, söylesin evet. diye bildik bir şeyi arz edeyim evet. olur mu? Olur hocam buyurun. Bir tazarru yani bir münacat Allah'a bir yakarış. İnşallah. Ey Allah'ım beni senden ayırma. Beni senin cemalinden ayırma. Beni senin Ayırma seni sevmek benim dinim imanım seni se seni mabuduma Canan diye sevdim Cidarnı müştakulu Yezdan diye sevdim Şahan Eyvallah. Hocam vallahi nazar değmesin sesinize. Sesinizi, tamam, sesinizi Allah. korumak için ne yapıyorsunuz diye sorsam. Allah razı olsun. Ee, özel böyle koruma yöntemleriniz var mıdır hocam? Sesinize iyi bakar mısınız? Ee, ben... Ee, özel bir şey yapmıyorum. Allah vergisi devam ediyor. Sadece şunu e, e, mümkün olduğu kadar hissedip yaşamaya çalışıyorum. Sen seçtin, sen lütfettin sen e, e, verdin. Ben mümkün olduğu kadar saygıdeğer bir yaklaşımla bakmaya çalışıyorum. Niyetim bu. Amelim bu, isteğim bu. Ee, her türlü kazadan, her türlü bu anlamdaki olumsuzluklardan muhafaza etmeni ve e, yolunda bunu kullanabilme e, heyecanını, isteğini, zevkini muhafaza etmeyi Nasibeyle ya Rabbi diye dua ederim başka bir şey söyleyeyim. Biz de Amin deriz ona. Hem de böyle çok çok Amin deriz. Ekranları başındaki izleyenlerimizle beraber merak ediyor musunuz bilmiyorum. Arkadaşlar merak etmiş ki sorularımın içinde gördüm. Etnik müzikten. Hoşlandınız duyduk efendim evet. biz de etnik müzik dinleyen bir aileyiz çok da severiz tamam. bunun dışında halk müziği e, hani tasavvuf müziğiyle tamam. ilgileniyorsunuz halk müziğimiz var türkülerimiz var bu anlamda ben çok kıymetli buluyorum Hayır. değerlerimizden bizim parçalarımızdan ve özümüzden Tabii etnik müzikler bütün dünya milletlerinin e, kimliğini e, e, duygusunu yaşamını kültürünü vesaire yani bizzatı kendisini sunar. Bütün dünya milletlerinin bu anlamdaki adeta fotoğrafını çeker. Bizim milletimizin de bu manada bizi gerçekten çok yapılandıran, sarsan, duygulandıran, zirve yerlerden bakmamızı sağlayan her türlü yani mana zevkleri itibariyle söylüyorum. Ve bizi tabiri caizse e, e, yöneten insan eden çok 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 değerlerin üzerinden e, e, söylenmiş cümleler, nameler, bu direkt olarak kalbin böyle e, içinden gelen duyulan sesler, bir konuya, bir hadiseye, bir yaşanmışlığa ait yazılmış e, müzikal cümleler. Evet. Yani bizim kim olduğumuzu e, anlatan. E bundan halk müziği de öyle keza. Bundan etkilenmemek, bundan bir şeyler almamak, ders, ders çıkartmamak, hayatınızın tanziminde ona yer vermemek çok söz konusu değil yani. Evet. Bu arada hani müziklerin insan hayatındaki yeri ve psikolojisindeki, hatta toplum sosyolojisindeki yeri de muhteşemdir. Belki çok zamanımız kalmadı girmeyeceğim bunu ama hocam ee... Böyle çok isteksiz e, sabahleyin uyanma, çok isteksiz o, mesela, o güne dair işte hiç stüdyoya gelesim yoksa, canım bir şey yapmak istemiyorsa, okula gitmek istemiyorsa bir yılgınlık varsa üzerimde sabah arabada <laughs> 15 Temmuz Marşı'nı dinliyorum. Eyvallah. Yani kendime terapi olarak onu buldum. Açtığımda sanki gerçekten bir coşarak bir işe gelme, bir koşa koşa işe geldiğimi hissediyorum. E, yapacak çok işimiz var. Ve kesinlikle her zaman uyanık olmamız gerekiyor gibi. Evet. Ve telkinlerde bulunan o coşturan o marş, marşların da çok önemli yeri vardır. Yani o eskiden İslami anlamda hani evet. camiada büyüyenler de bilir. E, 15 Temmuz marşını dinler. Böyle bir coşarım, bir yenilenirim. İnsanların üzgün olduğu zamanlarda, yılgın olduğu, öfkeli olduğu zamanlarda duygusuna göre alabileceği çok güzel eserler icra ediliyor. Siz mesela Yunus Emre'nin o e, Hak Bir Gönül Verdi Bana ha demeden hayran olur. Birden gelir şadan olur, birden gelir giryan olur. Bunu e, hak bir gönül verdi bana eserin adı. Bunu bestelerken, bestelediğiniz bir eser nasıl bir duygu içerisindeyiz? Öyle kolay değil çünkü. Asla dinlerken kolay değil. etkileniyoruz bir de yapanları düşünemiyorum. Eyvallah. Atıba Hanım unutmamak için 15 Temmuz vurgusuna ben de bir katkı sağlamak isterim. Bir kere çok ee, doğru bir şey yapıyorsunuz yani o günü e, o 15 Temmuz e, e, destanıyla e, anlamaya çalışmak öyle kurgulamak muazzam bir şey Bence şöyle oldu yani insanlık tarihinde e, böyle bir gün e, nadirattan dahi diyemeyeceğim hiç yaşanmadı. arz edebildim evet. mi? Böyle bir millet böyle bir destan yani, ee, artık siz biraz önce söylemiştiniz Sözün bittiği yer demiştiniz Ama ben sözün başladığı yer diye kabul ediyorum orayı Evet Şimdi Duygular e, Andır yaşamsal bir e, Kurgusu olamaz duyguların Ben şöyle düşüneceğim diyemezsin Şöyle hissedeceğim Ağlamam lazım Gülmem lazım filan Siz bu konunun uzmanısınız. Musiki de böyledir. Orada e, size bir an gelir sadece. E, ne vakit geleceği belli olmaz. Nerede geleceği belli olmaz. Sizin e, kalbinizi e, temiz, yani şöyle başka bir şey söyleyeyim, o maneviyatla. ...sürekli kılmanız halinde gelir. O duyguyla. O güfteyle dolaşmanız mesela. Hı hı. Onu zihninizde tutmanız. Bir yerde size... Çünkü mutlak surette... ...şiirlerin içinde beste saklıdır. Hı. Her İzmir. şiirin içinde değil Her mi? Her şiirin içinde vardır. O bir gün... ...sizinle, sizin samimiyetinize... ...arkadaşlığınıza neyse... E, ...mutlaka cevap verir. Bana da öyle bir şey oldu. Ve ben... Ee, bir başka boyuttan sonra normal boyuta tekrar geri döndüğümü hatırladım. Onu yaparken. Çok samimi söylüyorum. Ve sonra ne oldu ben bilmiyorum anlayamadım yani bir dağın başında bir ağacın gölgesinde odunu eline alıp e, çalıp söyleyenden den tutun e, işte böyle çok hareketli e, e, bir Mecliste söylemeler, sonra söylerken hüzünlenmeler, ağlamalar, birbirlerine mesaj olarak ben anlayamadım gitti bunu. Bu e, ama işte bir e, Allah'ın lütfu gibi, değil mi? Bir sürü kişi de nasiplenmiş bereketlenmiş. O his dünyasını açtıktan Dedik sonra. Dedik ya bizim yaptığımız bir şey değil bu. O zaten yaratılmış idi, o beste vardı. Siz vesile olduk diyor. O üzerimizden gösterildi, bulduruldu mantalite bu, yaklaşım bu. Böyle olmak lazım. Çok güzel. Kaç dakikamız var arkadaşlar? Bir daha o eseri 2 İki dakikamız. Bitmiş program. Program bitti. Hocam iki dakika. Biz, zaman ne kadar çabuk geçti bilmiyorum ama ee, bu arada hocam e, izleyenler de yazmış Madem programın son iki dakikasına kaldık. Teşekkürlerimizi de edelim. Zira Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasına emek veren bir sürü çalışanlar Tabii. var. E, hem devlet kademesinde, hem o televizyonda hem de jüri üyelerimizden Osman Ayin hocamıza selamlar Tabii. gönderelim. Mehmet Ali Sarı hocamıza Tabii. selamlar gönderelim. E, sunucusu Mustafa Cihat Bey'e selamlar <laughs> gönderelim. Allah emeklerini zayi etmesin Eyvallah. diyelim. Sizin söylemek istediğiniz son cümleniz nedir ben efendim? Ben çok teşekkür ediyorum. Bu programa mahsus son cümlemiz olsun canım. Daha Nasıl isterseniz. Çok cümlelerimiz var biliyorsun. Eyvallah. Allah hayırlı ömürler versin. Ah, <laughs> ee, çok teşekkür ederim. Siz bir hizmet üretiyorsunuz. Yani bilginizle buradaki size ayrılan süre içinde insanların ufkuna değil mi projeksiyon tutuyorsunuz. İnşallah. Buna devam edin. Bu çok güzel bir şey. Eee ben bir şeyler yazıp bir şeyler çizip bir şeyler söylemeye devam etmek istiyorum. Allah'tan bunu niyaz ediyorum. daha çok daha geniş kitlelerle buluşmak onlar bizim dost kardeşlerimiz, ahiret kardeşlerimiz bilginin ve irfanın paylaşılmasını istiyorum. Bu manada e, bizi buradan seyredenlere e, bu haberi de vereyim. Buyurun. Ne e, ola ki? Önümüzdeki e, dönemde inşallah. Bir kitap yazacağım galiba öyle gözüküyor. Ay hadi inşallah da hayırlı uğurlu. Olur. Arz etmiş olayım. Biz de başarılarınızın devamını diyoruz efendim. O ettiğiniz kendiniz için de ümmet için de ettiğiniz dualara aminler diyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür katıldığınız ediyorum. şeref verdi hocam şeref güzel al. sesinizle Rabbim sesinizi her daim korusun inşallah bizlere de bizlere de nasiplenmeyi dinlemeyi nasip etsin diyelim. Ve efendim hocama veda ettikten sonra biz aylan sürenin sonuna geldik kusurlarımıza bakmayın efendim suçlu lisan ettiysök affola diyerek programı kapatıyorum yarın yine başka bir yeni güne merhaba ile güne birlikte Bismillah demeyi diliyor ve istiyorum efendim ve sizleri görüşünceye dek en emin olana Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın.